toplayalım istedik. Gördük ki buna büyük ilgi gösterdiniz. Ve buraya gelmek ile bir grup oluşumunun olması gerektiğine karar verdiniz. Dolayısıyla ben de izniniz olursa bu durumdan kendim vazife çıkararak şimdilik bu işi götürmeye çalışacağım. Şöyle ki, madem ki bir grup oluşturduk, o zaman bu grubun bir ilkesi, bir takım amaçları olmalı. O nedenle kendimce bir takım şeyler hazırladım. Bunları onaylarsanız bu şekilde devam ettirme şansınız olabilir. Öncelikle bu grubun adını Terzalan'da TEDAH diye bir grup var. Gençlerin oluşturduğu. Ben de bundan esinlenerek Terzalan Dayanışma Grubu adının kısaltılmasını TEDAH olarak kısaca ifade etmek istiyorum. Bundan sonra TEDAH üyeleri diye bahsedeceğim. Ne olduğunu açıklamayı zaten biliyorsunuz. Bu düşünceden sonra şöyle bir takım ilkeler yazdım. Yukarıdaki adı geçen Terzalan kökenli veya Terzalan'la doğrudan bağlantısı olan kişilerle bir grup ve güç birliği oluşturulmuştu. Bir, bu grubun oluşturulması hiçbir siyasi ve ideolojik çıkar düşünülmeksizin tamamen Terzalanlı olmak ortak faydasından meydana gelmektedir. İki, Terzalanlar olarak bir dayanışma, tanışma ve birliktelik oluşturma esas amaçtır. İyi günde ve kötü günde birbirimize destek olabilme davranışı geliştirilecektir. Üç, giderek kalabalıklaşan kentlerde yalnız kalan insanımızın bu grup sayesinde yalnız olmadığı ve arkasında bir gücün var olduğu duygusu güçlü olacak. Bu güç gerektiğinde tüm terzi alanların çıkarları doğrultusunda kullanılacaktır. 4. Yaşadığımız yerin gerçek sahibi olarak azınlık durumuna düşmeden güç birliği oluşturmanın büyük yararları vardır. Bunu sağlamak için hiçbir yasal yükümlülük altına girmeden ve ancak yasaların öngördüğü çerçevede bir grup çalışması yürütülecektir. Yani herhangi bir dernek oluşturarak yasal yükümlülüğe girmenin sıkıntıları var. Bunu dernekçiler bilir. Bir de işin içine para girdiğinde iş daha da çıkılmaz hale geliyor ve bu gruplar yürümüyor, dernekler yürümüyor. Dolayısıyla bunu resmi bir dernek oluşturmadan bu şekilde belli zamanlarda bir araya gelebileceğimiz şekilde düzenlemelerle yasal yükümlülüklerimizi yani yasal zorunluluklara girmeden yapabiliriz diye düşünüyorum. 4. Detaylar ve çalışma şekli bu oluşuma olur ve destek verdiğiniz sürece yapılacak toplantılarla belirlenecek ve her grup üyesinin düşünce ve görüşü alınarak oluşturulacaktır. Benim kendimce oluşturabildiğim, öngördüğüm ilkeler bunlar. Buna katkı yapmak isteyen herkese söz hakkı veriyoruz. Herkes konuşma hakkına sahip. Her üyenin burada ifade hürriyeti var. Her üyenin oy hakkı, her üyenin her şeye hakkı var. Şimdilik bir kağıt dolaştırıyoruz. Oraya telefon numaralarınızı yazarsanız bundan sonraki iletişimlerde daha rahat ulaşma imkanı sağlarız birbirimize. Onu da geldiğinde yazarsanız listeme eklerim buna göre. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Söz almak isteyen varsa buyursun. Sevgili Terzan Hanım, hoş geldiniz diyorum. Yapılan bu toplantıdan çok memnun kaldığımızı öncelikle belirtmek istiyorum. Bu toplantıyı düzenleyen, hele hele bu günden bugünü tespit eden kişilere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle kış gününde böyle güzel bir havayı da yakalamak çok zor. Yapılan bu toplantıdan memnun olduğumuzu sizler adına bu düzenlemeyi yapan arkadaşlara huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bunun devamını diliyorum. Ve yılda en az iki defa bu toplantının yapılmasını talep ediyorum. Organizatör arkadaşlar bu konuda bir düşünmeler. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Çok saygılar sunuyorum.